Hocam dernekte kolilerle kitaplar görüyorum. Az önce de geldiler koliyle kitapları aldılar. Bir bilgi alabilir miyiz sizden hocam? Şimdi kitapsız bir hayat olmayacağını biliyoruz. Kitap okumanın zevkini bilenler ve de kitabın insana kazandırdığını bilenler, özellikle öğretmenler, ebeveyn, anneler, babalar çocuklarını kitap okumaya yönlendiriyorlar. Kitapsız bir hayat olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle şimdi biliyorsunuz internette çıktığı için kitap okuma konusunda insanlar biraz daha, gençler biraz daha geri adım attılar. Daha çok alanları internet konusunda. Biz eski alışkanlıkları kitap okuma ve bu konuda kitap okuma günleri filan da düzenleniyor ilçemizde. Biz de bunu düşünerek okullara mutlaka kütüphanelerinde kitaplar var. Bunları da biliyoruz. Fakat yeni kitapları, yeni yazılan kitapları, tanımaları, yeni bilgiler edinmeleri konusunda, gündemi takip etmeleri konusunda yeni kitaplar temin ettik. Bunları da İstanbul'da gene pazarlı arkadaşlarımız var. Çeşitli işte belediyelerde görev yapıyorlar veya kurumlarda görev yapıyorlar veyahut da kendi matbaaları falan var. Bunlardan kitap temin ediyoruz. Daha önce de temin ettik. Bu temin ettiğimiz kitapları okullarımıza işte dengeli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Son olarak 7 koli kitap geldi. Bu kitapları öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin okullarda Atatürkçü Düşünce Kulüpleri var. O kulüplere kazandırmaya çalışıyoruz, vermeye çalışıyoruz. Diyelim ki o kulüplere 2 tane kitap veriyorsak, 1 tane de diğer okullara vermeye çalışıyoruz. Çünkü oradaki çocuklar da bizim çocuklarımız. O gördüğünüz koliler o kitaplardı. Evet. Daha önce de dağıttık. Siz son dağıttığımız kitaplara denk geldiniz. Genellikle kitaplarımız içinde işte nutuk oluyor. Nutuk, en azından birkaç tane nutuk koyuyoruz. Onun dışında hikaye, roman, efendim türü kitaplar oluyor. Gündemi anlatan kitaplarımız da söz konusu. Fakat içinde böyle siyasi içerikli kitaplar falan olmuyor. Evet. Evet, ona dikkat ediyoruz. Zaten kontrollü de veriyoruz, bakıyoruz. Çünkü bizim Atatürkçü çizginin dışında çocuklarımızı yönlendirme gibi bir şeyimiz yok. Efendim, hakkımız yok, onu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Her sene, bu sene 400'e yakın bir kitap dağıttık bir defada. Ondan önce bir 100 kitap daha dağıtmıştım. Bu sene demek ki 500'e yakın bir kitap Evet. dağıtmış oluyoruz. Hocam peki okullara dağıtılıyor. Örneğin halktan birisi gelse mesela bakıp bir kitap istese öyle bir imkanımız var mı? Şimdi Yani evet okullara veriliyor ama işte duyduk işte okullara hocam verdiğimiz kitaplar derneğimiz okullara veriliyor ama işte ben de dernekten yer alıp eğer okullara mümkünse bir kitap verdiğimiz sizden alabilirimiz diyebilme şansı var mı? Bir de var tabii. onu. Okullara verdiğimiz kitaplar okulların oluyor ama bizim kendi kitaplığımız var. Kitaplığımız, kütüphanemiz oldukça zengin. Vatandaşlar öğrenmek istediği, okumak istediği kitapları bizden alabilirler.
ama iade etmek koşuluyla. Yani bir kütüphane şeklinde gayet o imkanları yani sunuyoruz diyorsunuz. Sunuyoruz. Var zaten. Evet. O şekilde kitap verdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar bize zamanla okunduktan sonra dönüyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Sağ olun. Bize de katkı veriyorsunuz. Teşekkür ederim.